Herkese merhaba arkadaşlar. İngiltere'de Çalışkan Hane YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle bugün yine bir motokurye videosuyla birlikte olacağız. İngiltere'nin Nottingham şehrinden hepinizi selamlıyor olayım. Şimdi Delivero'dan bir sipariş aldım. O siparişi almak için restorana gidiyorum. Şu an saat 1.30'a geliyor. Just Eat'te de 2.30'da shift başlıyordu normal şartlarda, ama online kaldığım için anlık shift açtı ve 1.30'da shift başlayacak. Akşama kadar bugün shift var. Hem Just Eat, hem Delivero, hem Uber Eats, hem Hungry Panda, hepsiyle beraber bugün de çalışacağız. Ve gün sonunda kaç para kazanacağız, bunlara bakacağız. Videoya geçmeden önce de kanalımıza hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yayınladığımız videolardan haberdar olmak için. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Onun dışında bir de katıl butonumuz aktif. Katıl butonumuza tıklayarak bize maddi destek olabilirsiniz. Oradan da desteklerinizi bize sağlayabilirsiniz. Şimdi ben restorana geçiyorum. Siparişimizi alıp ilk müşterimize başlayalım. Sipariş almaya geldim de sipariş ikilemişti. İkisini de aldım. Totalde 8.07 pound ödüyor ikisi için. Allah bereket versin diyelim. Hemen yolculuğumuza başlayalım. İlk müşterimiz 0.9 mil uzaklıkta. Yaklaşık 3 dakika içerisinde birinci müşteriye geldim. Aradım, aşağıda olduğumu söyledim. Ben zaten oraya gidene kadar aşağıya inecektir. Onu teslim edeyim. İkinci müşteriye doğru geçelim. Hello. Nadiriye. Can you tell me code please? 1 second, 19. Thank you so much. Have a good day. İkinci müşteri de 1.9 mil uzaklıkta. Müşteriyi önceden arıyorum ki ben gidene kadar aşağıya insin. Çünkü olduğu yere vardığımda onu arayacağım da gelecek de, yani en aşağı bir 5 dakika falan zaman kaybı oluyor. O yüzden varmadan arıyorum ki ben gelene kadar aşağıya insin, direkt vereyim. Diğer siparişlerime devam edeyim. Böyle yapmakta fayda var. İkinci müşteriye de yaklaşık 7 dakika içerisinde geldim. O da hemen burada olması lazım. Onu da teslim edeyim. Bir tane Just Eat'ten sipariş geldi. Restorana gidene kadar iptal olmazsa gideyim onu da teslim alayım. Müşteri burada. Yaklaşık herhalde bir 15 dakika içerisinde iki siparişi teslim ettik. 8 pound kazandık. Allah bereket versin. Teslim ettiğim son siparişte 1 pound tips vardı. Yani bahşiş vardı. Onunla beraber 9 pound oldu. Bu arada buradaki bahşişler Londra'ya göre çok 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 düşük. Yani Londra'da günde atıyorum 15 pound tips alıyorsam, bahşiş alıyorsam, burada bazen hiç alamıyorum. Bazen 2 pound, 3 pound alıyorum. Bugün ilk siparişimizde bahşişimizi aldık 1 pound. Umarım bugün bol bahşişli bir gün olur. Hayırlısı diyelim. Şimdi Just Eat siparişi için restorana gidiyorum. Just Eat'te siparişi ikiledi. İkinci sipariş için de 1.05'ti yanlış hatırlamıyorsam, ekstra bir ödeme yapacak. Çünkü gideceğim müşterinin 0.2 mil yakınında diğer müşteri de, o yüzden 1 pound gibi bir komik rakam verdi. Olsun, sonuçta oraya gideceğim. 1 pound 1 pound'tur. Bahşiş gibi düşünebiliriz.
Bu ne kalabalık. Şimdi McDonald's'a geldim. McDonald's'tan ikili siparişi alacağım. Umuyorum ki hazırdır. Çünkü çok kalabalık. Hello. 736? Yes. 8385? Yes. 8385. 60. Şöyle yapalım, bunu buraya koyalım. İki siparişte ben gidene kadar hazırmış. Bugün de çarşı çok kalabalık. Cumartesi olduğu için insanlar gezmeye, alışverişe çıkmışlar. İlk müşterimiz ne kadar uzaktaymış bir bakalım. 2.4 mil uzaklıkta. Bu da totalde 8 küsür ödeyecek. 7 pound birinci siparişe veriyordu. Diğeri de bir küsür bir şeydi. Teslim ederken onu da söylerim size toplamda ne kadar ödediğini. Herhalde onu da teslim ettiğimde yaklaşık bir saat geçmiş olacak başladığımdan beri. Bir saatlik kazancı o an size söylerim. Şimdi birinci müşteriye geldim. Yaklaşık bir 9-10 dakika falan sürdü. Onu teslim ettikten sonra bir tane de Deliveroo geldi ama gider alır mıyım almaz mıyım şu an net değilim. Kabul ettim ama şunları bir teslim edeyim, ona göre alayım. Şimdi hangisiydi bu, bir bakalım. 83-85. Burada bütün evler müstakil ev olduğu için. Hello. Enjoy mate. Yine apartman dairesi gibi daireler yok. O yüzden müstakil evlere bu şekilde verip teslim ediyorum. Londra'dayken çok fazla apartman dairesine çıkıyordum. Yani 20. kat 25. kata çıktım bile oldu ama burada öyle değil. Apartman dairesi bile denk gelse çok nadir. 2 katlı 3 katlı. Arayıp aşağı gelmelerini söylüyorum. Onlar da zaten alışmışlar, geliyorlar. İkinci müşteri neredeymiş? Bu da 0.2 mil uzaklıkta. Hatta beraber gidelim de şöyle etrafı da siz de görün. Burada çok fazla yokuş var. Daha önceki videolarımda da söyledim. Şuraya bakar mısınız ya? Motor zor çıkıyor. Elektrikli bisiklet nasıl çıksın? Diğer müşteri de buradaymış. Evet, burası. Ablam kimin siparişi olduğunu bilmiyor. Burada zaten bildiğiniz üzere genelde oda oda kiralamalar yapıldığı için herhalde evde kalan başka bir arkadaşı. Şimdi bakacaktım kaç para verdi ama 8.05 verdi arkadaşlar ikisi için. Güzel para. 8.05 orada. 9.07 de burada. 16-17 pound. Yani şu an bir saat bile olmadı. 17 pound kazanmışım. Böyle giderse günü iyi şekilde kapatacağız. İnşallah böyle de gider. Şimdi 1.4 mil uzaklıktaymış Deliveroo. Gideyim alayım. Deliveroo'yu teslim edelim.
1.4 mil uzaklıktaki restorana geldim. Şimdi siparişi alayım. Müşteriye ne kadar gideceğiz? Ona bir bakalım. Totalde 4.62 ödüyor. Hello. 7942. Thank you. Müşteriye de 0.7 mil gideceğiz. 4.62 ödüyor. Just Eat'ten bir sipariş geldi ama neredeymiş o? Bana çok ters, 2.5 mil uzaklıkta. Onu almayacağım. İptal etmek için bir şey yapmanıza gerek yok. Just Eat'te zaten 1 dakikadan geri sayıyor. Şöyle 1 dakikadan geri sayıyor. Gördüğünüz gibi. O sayım bittiğinde zaten kendisi iptal olacaktır. Şuradaki manzarayı da yolun dikliğinden anlayabilirsiniz. Hele şu karşıda bir yol var. Çok fazla yokuş, çok fazla yokuş. Ne desem, nasıl göstersem bilemiyorum. Şimdi müşteriye bir bakalım. Numara yazmıyor. Evet, numara yazmıyorsa demek ki bizim müşterimiz odur. Böyle yokuşlarda durmak da marifet. O yüzden motosikletimi yokuş yukarı, kafasını yokuş yukarı verip arka tekerleği kaldırıma yaslayıp ayaklığımı açıyorum ki motorum kaymasın. Bunu da teslim edeyim. Az önce size yaklaşık bir 50 dakikalık süreçte ne kadar para kazandığımı söyledim. Şu an bunu da verdikten sonra saatlik kazanç olarak size aktarayım. Saatte kaç para kazanmışım şu an için, onu görelim. Bu siparişten sonra şu an tam 1 saat oldu. Şu an tam 1 saatte kaç para kazanmışım, hemen onu bir çek edeyim. Just Eat'te 8.05 var. Deliveroo'da da 13.69 var. Yani nereden baksanız 21 küsür pound'a gelmiş. Hatta 18, tabii 21 küsüre gelmiş. Güzel para. Yani 21.5 bile desek bir saatte çok çok iyi bir para. Dediğim gibi inşallah böyle devam eder. Just Eat'ten bir sipariş aldım. Uzak bir müşteriye gideceğim. Şimdi restorana doğru gidiyorum. 9.5 pound veriyor. Ama restorandan oraya ne kadar, kaç mil giderim? Sipariş aldıktan sonra şu anda da bakabilirim. Hemen bakalım ne kadar gidecekmişiz. Beni eski konumumdan gördüğü için 2.6 mil gidecekmişiz. 2.6 mil için 9.5 pound ödüyor. Yine güzel para. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde teslim ederim. Bir 10 dakika bekledikten sonra sipariş hazır oldu. Siparişi teslim aldım. Onu beklerken bir tane de Deliveroo'dan geldi. 3.15 veriyor. Tam yol üstünde o da. Onu da aldım. O hazırmış. Totalde 12.15 ödeyecek ikisi için. İlk önce Deliveroo'yu bırakacağım. Oradan da Just Eat'i teslim etmeye gideceğim. Şimdi Deliveroo müşterisine geldim. Arayayım, onu teslim edeyim. Just Eat siparişimize devam edelim. Şimdi Just Eat müşterisine de geldim. Bu yoğun trafikte bulmak sıkıntı. 446, 448. Biz 463'e gideceğiz. Peki.
463 burada. Bunu da teslim edeyim. Totalde dediğim gibi 12.15 pound para ödedi ikisi. Yaklaşık 25 dakika bir yol geldim. Güzel para. Allah bereket versin tekrardan. Justit'i teslim ettim. Tekrardan bir Justit siparişi geldi. O da tam yolumun üstü. Yani dönüş yolumun üstü. O da güzel oldu. Onu da şimdi almaya gideyim. Şu Greg's dükkanından alacağım siparişi. O da ne kadar ödüyor? 4.34 ödüyor. Yaklaşık 1.2 mil gideceğim. 4.34 pound için. 3 dakika, 4 dakika bekledim. Siparişi hazırladılar. Şimdi müşteriye doğru yola çıkıyorum. Yaklaşık 5 dakika uzaklıkta gösteriyor. 5 dakika uzaklık içinde 4.34 pound ödeyecek. Hello. Bunu da getirdim. Bunu da teslim edelim. Yolumuza devam edelim. Şu anda siparişim yok. Benzin tek diş kalmış. Şimdi Shell'den benzin alacağım. Benzine zam mı gelmiş ya? Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ne zaman video çeksem hep benzin alıyorum. 3 gün önce aldım. 1.39'du. Şimdi 1.41 olmuş. Neredeyse 1.42'ye yakın. Yapacak bir şey yok, alacağız. Ben şu depoyu bir daha fulleyeyim ya. Şu depoyu bir fulleyeyim. Kulağa ne güzel geliyor ya. Burada kendi benzininizi kendiniz koyuyorsunuz. Türkiye'deki gibi pompacılar yok. Kaç numaraymış? 8 numara. 7.06 litre almışım. 10.02 puan tutmuş. 8 numarayı ödeyeceğim şimdi içeriden. Justit'ten bir sipariş almaya gidiyorum restorana. O da 4.96 ödüyor. 1.7 mil için. Bugün Justit saat 1.30'da başladı. Akşam saat 10'a kadar shift'i var. Yani online kaldıkça da shift'i uzatıyor böyle. Bir saat bir saat hep uzatıyor. Yani onu çok iyi takip etme gerekiyor application üzerinden. Yakaladığınız an o bir saat bir saat sizi akşama kadar çalıştırabilir. Yani bazen de denk gelmiyor. Sipariş attıktan sonra bitiriyor. Bir daha da vermiyor zaten. Yani biraz da işin yoğunluğuna bağlı olarak shiftleri açıyor. McDonald's'a geldim yine. Yine yoğun, yine kalabalık. Zannedersem benimki olabilir. Hello. 3267. 3267. Oh. Perfect. Thank you. Benim siparişim hazırmış. Bulunduğum konumdan müşteri 0.8 mil gösteriyor. Az önceki 1.7 mil dediğimde size daha önce söylemiştim. Restorana gittiğiniz ücreti de ödüyor. Onun üzerinden değerlendirme yapıyor. Toplam gittiğiniz mil üzerinden size ona göre ödeme yapıyor. Bu müşteriye de gelmem yaklaşık bir 4 dakika falan sürdü. Şimdi müşteriyi de bulursam gayet iyi olacak. Bugün cumartesi. Cumartesi günü işler güzel. Yani benim için güzel. Deliveroo Uber o kadar etkili değil ama
Just Eat olduğu için beni bayağı bir etkiliyor. O yüzden de şu an için iyi gidiyoruz bakalım. Fark ettiyseniz zaten çoğu siparişim Just Eat'ten. Şimdi tekrardan Just Eat'ten bir sipariş geldi. O da yine McDonald's'tan. Şimdi restorana doğru gidiyorum. Ona da 5.39 ödüyor. Şu an olduğum konumdan 2.2 mil gösteriyor. Ama restorandan başlattığım zaman kaç mil yazacak göreceğiz. Ona göre aradaki farkı, dediğim gibi, zaten Just Eat ödüyor. Normalde Deliveroo'ya baktığınız zaman verdiği konuma 3.60, 3.50, 3.70 falan ödüyor. Just Eat'te 5.39 ödüyor. Yani o yol kısmını ödediğini görebiliyorsunuz burada da. Şimdi Just Eat siparişini aldım. Restorandan müşteriye 1.1 mil gösteriyor. Az önce siparişi aldığım yerden 2.2 mil gösteriyordu. Yarı yarıya düştü. O da 1.1 mile 5.39 pound ödeyecek. Güzel para. Bu siparişi de getirdim. O da şurası. Hemen teslim edeyim. Zaten Just Eat'ten yüksek ihtimal yine bir sipariş gelir. Deliveroo ve Uber Eats'ten şu an sipariş gelmiyor. İşler bayağı bir kötü. Umarım gelir. Yine Just Eat, yine bir sipariş. Tekrardan aynı McDonald's'tan Just Eat'ten sipariş geldi. Ne kadar veriyor bir bakayım. 1.8 mil gideceğim, 5.58 pound ödüyormuş. Şimdi bunu da alayım. Oradan devam. Siparişin hazırlanması için. Şimdi siparişi aldım. Müşteriye doğru gidelim. Hungry Panda'dan bir sipariş almıştım yetişirim diye de maalesef yetişemeyeceğim. Hazırmış diye mesajı geldi. Onu da iptal edeyim. Just Eat siparişini de vereceğim şimdi. Ondan sonra bir Deliveroo'dan kısa bir sipariş aldım. Onu almaya gideceğim. Onu da 2 dakikada teslim ederim. İlk önce şunu bir teslim edeyim. Sonra devam edelim. Şimdi Deliveroo siparişini de aldım. Ona da bir bakacağım şimdi ne kadar gideceğime. Paket biraz ağır. 1 mil diyor. Bir mile için 3.15 ödüyor. Şu olayı anlamıyorum. Yani koskoca yol varken neden tek şeride düşürmüşler bunu? Yani yaklaşmakta olan araca yol ver diyor ama yani şurada da aynı şekilde niye böyle bir yol bölmüşler anlamadım. İngiltere'nin çoğu şeyini anlamak mümkün değil zaten. Bunu da anlamasak da olur. Anlayan varsa yorumlara yazsın. Ben bilmiyorum. The Glass House diye bir öğrenci yurduna getirdim şimdi. Müşteriyi aradım. Gelecek. Teslim edeyim. Ondan sonra tekrardan Just Eat siparişi aldım. Restorana onu almaya gideyim. McDonald's'a geldim. Hazırsa sipariş hemen alayım. Hiç beklemeden devam edelim. Sipariş hazırmış. Girdiğim gibi aldım. Ama Just Eat'te şöyle bir durum var. İlk başta haritadan baktığında müşterinin adresini gösteriyor. Fakat sonra siparişe git dediğinde müşteri not düşüyor. Benim adresim orası diye, şurası diye. Burada da böyle bir şey düşmüş, not düşmüş. Şimdi ona bakacağım. 24 Portland Road diyor. 0.6 mil uzaklıkta müşteri.
verdiği konumdaymış zaten. Ama sadece apartman 1 yazıyor. Şöyle bir bakalım. 5.35 veriyor. 0.6 mil için. Gayet iyi. Gayet iyi. Yaklaşık herhalde bir 2.5-3 dakika sürdü ya getirmem. 0.6 mil geldim zaten. Şimdi müşteriyi aradım. Gelsin. Teslim edeyim. Deliveroo'dan ikili bir sipariş aldım. Ama siparişin bir tanesine gitmeyeceğim. Çok uzakta çünkü. O yüzden de restorana gittiğimde bir tanesini iptal edeceğim. Kaç para veriyor, kaç mal gidiyor. Restorana gittiğimde söylerim size. Şimdi restorana gideyim. Saatte zaten 8'i çeyrek geçiyor. O siparişi atarım. Belki bir tane daha sipariş atarım. Ya da son siparişim olur. Bilmiyorum. Bakacağım artık duruma göre. Deliveroo siparişini tamı tamına 18 dakika bekledim ya. 18. Son sipariş diye bekleyeyim dedim ama beklemez olaydım. Şimdi gideceğim Just Eat'i alacağım. O da bayağı bekledi ama en azından gittiğimde hazırdır. Hello mate. 2352. 2352. Thank you, brother. Dediğim gibi bu da hazırmış zaten. Bunu da aldım. Yaklaşık bir 10 dakika içerisinde ikisini de teslim ederim. 11 pound falan ödeyecek. Sonrasında da totalde kaç para kazanmışız? Kaç saat çalışmışız? Saatlik kazancımız nedir? Bunları aktarırım size. Şimdi ben müşterilere gideyim. Deliveroo siparişini teslim ettim. Şimdi buyur bakayım. Nerede kaldı Just Eat? Buradan gidersem daha yakın olur benim için. Onu da 2 dakika içerisinde teslim edeceğim. Şu Deliveroo'yu da offline moduna alayım. Kafa ütülemesin. Galiba müşteri dışarıda bekliyor. Bunu da ben teslim edeyim. Sonra finalle baş başayız. Son siparişi de bıraktım. Şimdi hangi uygulamalardan kaç para yapmışım, kaç saat çalışmışım onlara bir bakalım. İlk olarak 1.30'da başladım. 8.30'da bıraktım. Yani böyle şey gibi oluyor. Sanki kendimi bu saatler aralığında çalışayım diye hazırlıyor gibi oluyor ama gerçekten öyle değil. Daha öncesinde de 7 saatti. Şimdi de 7 saat çalışmışım. Yani 3 tür den geliyor galiba. Bakalım bugün ne kadar yapmışız. Şimdi ben ekranlara da vereceğim her zaman yaptığım gibi. Hangi uygulamadan kaç para kazanmışım? Ekranda gördüğünüz gibi Deliveroo'dan 26.65 pound kazanmışım. Bunun 2 pound'u bahşiş. 26.65 artı gördüğünüz gibi Uber'den de 7.63 var. Bunda da herhangi bir bahşiş yok. 7.63 diyorum. Şimdi de Just Eat'i verdim ekrana. Just Eat'te de gördüğünüz gibi 73.20 pound. Just Eat'te bildiğim kadarıyla bahşiş uygulaması yok. Yani siparişlerinize kimse bahşiş vermiyor. Bahşiş verme sistemi yok. Bunda da 73.20 demişiz. 73.20 dediğim zaman bugün
7 saatte toplamda 107.48 pound para kazanmışım. Bunu saatlik kazanca çevirdiğimiz zaman 107.48'i bölü 7 yaptığım zaman benim şu anda saatlik kazancım 15.35 pound arkadaşlar. Allah bereket versin. 7 saatte 105 pound iyi bir para. Umuyorum sizler de böyle paraları kazanırsınız bu işi yapıyorsanız. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da videolardan haberdar olabilir. Katıl butonumuza tıklayarak bize maddi destekte de bulunabilirsiniz. Hepiniz seviliyorsunuz. Videoları izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız da olsa, kötü yorumlarınız da olsa hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın diliyorum.